Uluhan Tekelioğlu'yla Gece Masası devam ediyor. Hürriyet, hukuk, hoşgörü dediler ve örgütlendiler sevgili seyirciler. Biz gece masasında gençleri görmeyi ve gençlerin fikirlerini anlamayı, onları tanımayı çok arzu ediyoruz. Bu yüzden bugün onları davet ettik. Hürriyet, hukuk, hoşgörü hareketinin kurucuları. Hoş geldiniz. Burak Turgut, Pınar Genç ve Alper Akalın. Hoş bulduk. Ne zaman başladı bu hareket? Nereden yola çıktınız ve neden hukuk? Hürriyet, hukuk, hoşgörü. Ben bir tarihçi verim, en eski üye ben olduğum için herhalde. 2006 yılında kuruldu üç şey hareketi. Esasında bir araya gelen gençler Türkiye'deki toplumsal meselelere kafa yoran ama bunun çözümü konusunda bir takım temel ilkelerin en azından en temelinde bireysel hak ve özgürlükleri esas alan ve bunun özellikle işaretilmesi ve korunması noktasında düşünen gençler olarak bir araya geldiler. Esasında birçok gençlik hareketi var. Bizim farkımız neydi? Bu arkadaşlar bir araya geldiklerinde en azından şunu düşündüler. Biz muhafazakar bir genç değiliz esasında. Milliyetçilikten de pek haz etmiyoruz. Resmi ideolojiden çok mesafeli bir bakış açısı veya işte sol düşünce en azından pratikte anlam bulduğunda birçok felakete yol açabilir. Bizim için temel gaye bireysel hak ve özgürlüklerin korunması. Bu hem sosyal anlamda hem siyasal anlamda hem iktisadi anlamda. Liberalsiniz. Evet, liberaliz. Ama Hürriyet Hukuk Hoşgörü ismiyle yola çıktık. Biraz daha liberal kelimesinin özellikle o dönemdeki ön yargılarını biraz daha korunmak amacıyla bu üç temel liberal ilkeyi bilerek yola çıktık ve baktık ki bizim gibi aslında gençlik hareketi yok. Zaten ilk mottomuz da Türkiye'nin tek liberal gençlik hareketiydi ve hala da öyle olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Çünkü bizim kadar tutarlı özgürlükleri savunan başka bir gençlik hareketinin olduğunu da çok düşünmüyoruz. Yaşlılar hareketi de yok diyelim. Yaşlılar hareketi de yok. Peki geldiğiniz noktada kimler var aranızda merak ediyorum. Yani bir çeşitlilik var mı, bir yelpaze, renk yelpazesi? Renk yelpazesi elbette ki var. Bizim aslında Alper'in de belirttiği gibi en önemli varoluş noktalarımızdan bir tanesi bireysel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak. Ve Türkiye'de illaki insanların yolu başları sıkıştığında çoğu zaman ne yazık ki ya da bazılarının başı sıkışmadan zaten o farkındalıkla bireysel hak ve özgürlükleri savunmak ve onlara sahip çıkmaktan geçiyor. O yüzden bu noktada elbette ki çok farklı geçmişlerden gelen, çok farklı düşünce yapılarından gelen gençlerle sık sık yolumuz kesişiyor. Bazıları bizimle yola devam etmeyi seçiyorlar ve bu yolla büyüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinde bir araya geldiğimiz... Sadece İstanbul'da örgütü değilsiniz. Birçok ilde varsınız. Öyle örgütlü mi? Olarak birçok ilde değiliz ama birçok ilde seminerlerle, konferanslarla, çalıştaylarla gençlere ulaşıyoruz ve onları her yıl Liberal Gençlik Kongremizde bu yıl dördüncüsünü yapmıştık. Beşincisine doğru yol alıyoruz. Ekim ayının sonunda gerçekleşiyor. Onları bir araya getiriyoruz ve aynı zamanda Türkiye'deki medyadaki kanaat önderleriyle, özgürlük savunucularıyla ve yurt dışından da katılımcılarla onları buluşturuyoruz ve en azından yılda bir kez olsun bütün gençleri bir araya getirerek, yeni üyeler kazanarak özgürlük fikrini savunmaya çalışıyoruz. Peki gençlerin sizin gibi harekete bakış açısı nedir? Kolay geliyorlar mı, sorguluyorlar mı, yoksa biraz mesafeli mi duruyorlar? Yani Türkiye'de şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Ciddi bir endoktrinasyondan geçtiği için insanlar zaten default olarak milliyetçisiniz ve işte muhafazakarsınız ya da ya muhafazakar değilseniz bile fikir dünyanız dini manada muhafazakar olmasa bile muhafazakar oluyorsunuz yine de. Eğer ki çok böyle farklı bir ailede yetişmediyseniz ya Atatürkçü oluyorsunuz ya da işte İslam dinini kendi siyasal düşüncesiyle birleştiren bir şeyin içinde oluyorsunuz, değirmenin. O yüzden gençlerle ilk bakışta ya sizin söylediğiniz de olur mu ya falan diyorlar. Çünkü milliyetçi değilsin. Dini şeyinin benim için bir önemi yok. Nasıl istiyorsan öyle yaşıyorsun. Bir bakıyor ki kendine dayatılmış bütün doğrular burada bertaraf olmuş. Hiçbir şeyi kalmıyor. Ehemmiyeti kalmıyor. Öyle olduğu zaman aslında biraz ön yargıyla davranıyorlar. Ama şöyle de bir avantajı var Türkiye'de olmanın. O kadar çok baskı altındalar. O kadar çok cidden yaralanıyorlar ki ya benim buradan kurtulmak için ne yapmam lazım düşüncesi illaki oluşuyor kafalarında ve ondan sonra burada bunlar varmış deyip aramıza... Nerede yaralanıyorlar?
Her yerinde yaralanıyor. Aslında şöyle, Türkiye renklerden bahsediyorduk. Evet. Hakikaten katılım açısından renkler bayağı farklı. Şöyle, hareket dediğim gibi 7 senelik bir hareket. 2007 ile 2011 yılları arasındaki renkle 2011 ile şu an günümüze yönelik renkte bir farklılık var. Aynen, bunu soracaktım zaten. Şimdi esasında liberal fikirlerin insanların yakınlaşması da mutlaka bir özgürlük mağduriyeti yaşamalarından sonra meydana gelen bir durum. Bunu biz esasında 2007-2011 arasında muhafazakar kesimde gördük. Orada işte askeri vesayet veya işte ne bileyim milli iradenin tırnak içerisinde saf dışı bırakan güçlerin yaratmış olduğu yeni tırnak içerisindeki zorba düzene karşı özgürlükçü fikirlerin bir kurtarıcı, bir rehberlik yapabileceğini düşünerekten liberal fikirlerle bir yakınlaşma gördük. Ama 2011'den sonra bu gücün kendi gücünü konsolide ettikten sonra hem iktidar anlamında hem de toplumsal ilişkiler bağlamında bu gücün baskın olmasından sonra aslında özgürlüklerin çok da gerekli olmadığı düşüncesine savrulan muhafazakar kesimde aramızdaki kontağın biraz zayıflaması ve bu sefer de tam tersi durumda belki 2007-2011'de mağdur olan kesime çok empati beslemeyen ama 2011 sonrası kendi özgürlükleri tehlike altına girince aa evet benim özgürlüklerim şu an tehlike altında, ben nasıl bununla mücadele edebilirim diye düşünen insanlar da bu sefer liberalizmle tanışmaya başladılar. Bunları kim olarak şey yapabiliriz? Kemalist kesimi söyleyebiliriz. Sol kesimi şey yapabiliriz. Onun için renkler farklılaşıyor ama bizim durduğumuz yer aynı. Biz temel özgürlükler ihlal oldu, her yerde varız. Evet. Ekşi Sözlük'te çok güzel bir şey söylemiş Ersin. Şimdi liberallikle yandaşlığı karıştırmayan bir hareket bu. Evet. Ya esasında bizim hakikaten bu konuda bu program meselesinde de konuşmamız gereken mesele olduğunu düşünüyorum, bu liberallik ve yandaşlık meselesinin. Biz özellikle liberalizmi öğrendiğimiz kişilerin şu an liberalizme büyük ihanet içerisinde olduğunu düşünen bir liberal gençlik hareketi olarak da bu konuda birkaç söyleyeceğimiz şey var. Kimlerden öğrendiniz? Yani kimlerden, çok isimlerden ziyade şöyle söyleyelim. Yani liberal düşünce fikrinin temellenmesi ve filizlenmesi baktığınız zaman esasında çok da böyle farklı kaynaklardan olmuyor. Kısıtlı kaynaklardan. Zaten hem liberal ideoloji bildiğiniz gibi evrensel bir fikir akımı ve bunun çevir imkanları da sınırlı. Ya gerçekten çok iyi İngilizce bileceksiniz ya da kısıtlı Türkçe imkanlardan yararlanacaksınız. Bu Türkçe yayınlardan öğrendiğimiz en azından birkaç kişinin AK Parti'nin özellikle iktidar sonrası özgürlükleri tamamıyla ikinci plana aldığı iktidar döneminde bence bireysel özgürlüklerle tamamıyla çelişen birçok politika uygulamasını desteklemesi, özellikle Gezi Parkı'nın da bu konuda kırılma olduğunu düşünüyoruz. Bizim için gerçekten bir, en azından teoriyi doğru öğrenmişiz de pratiği biz doğru uygulayabiliyoruz. Onlar teoriyi biliyorlarmış ama pratikte yanlışları uyguluyormuş, fırsatı varmış. Ama onlar onda normal yaşlılar yani. Evet evet. Onunla çok alakalı büyük ihtimalle. Değil mi? Yani onların konformizm var orada. Evet, hem konformizm var hem de var. Hayattan bekledikleriyle gençlerinki çok farklı. Çok farklı. Büyük bir ihtimalle nedir, orada. Nedir? Şu. Evet, nedir bu fark? Yani şimdi mesela ben babamla eğer ki basın özgürlüğü konuşursam babam bana gülüyor. Yani basın özgürlüğü falan bana nasıl anlatıyorsun böyle şeyleri diyor. Çünkü işte ona 80 döneminde hapse götürüyorlarmış. 6 ayda çıkmıyormuş dışarı. Kimsenin de haberi olmuyormuş falan. Yani bunu yaşamış babama. Ben basın özgürlüğü dediğim zaman komik geliyor ona. Aynı şekilde isminin önünde koca koca profesör yazan, titri olan insanların da o kadar okumalarına rağmen aynı şeyi aynı şekilde bakmaları ona, yani basın özgürlüğü mesela ifade özgürlüğünün yeniden yorumlanabilir bir şey olduğunu söyleyen profesörler oldu. Köşe yazısı yazıyor adam. Yani bilmiyorum başka bir şekilde o adamın değerlendirilme imkanı var mı Türkiye'de, ama yani köşe yazısı dışında bir yerde değerlendirilmesi lazım o kişinin, ama köşe yazısı yazmamalı yani. Eğer ki ifade özgürlüğünün dönemin şartlarına göre değişebilen bir şey olduğunu düşünüyorsa ben profesörüm, siyaset bilimi profesörüm dememeli. Deyip dememeli yani. Ayıp oluyor çünkü. Bugün gerçekten ayıp oluyor. Söylüyor musunuz bunu? Yani hepiniz çok güzel okullarda okumuşsunuz. Hemen söyleyeyim. Siz Boğaziçi Üniversitesi mezunusunuz. Endüstri mühendisi, evet, bölümü. Siz Boğaziçi Tarih bölümü, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bölümü. Doğru. Harika. 2010 yılında mezun olmuşsunuz. Evet. Siz Doğuş Üniversitesi, evet, işletme bölümü. Daha sonra işte Amerika'da yaptığınız masterlar vesaireler falan da var. Yani çıkıp böyle söylüyor musunuz? Ben söylüyorum hocalara? Facebook'ta. Pardon, Facebook'ta değil. Çıkıp böyle hocam yanlışsınız diyebiliyor musunuz derste? Ya beni engelliyorlar bir kere bizim, zaten. bizim artık ders aldığımız dönemler geride yani, evet, kaldığı için
Öyle bir şansımız olmadı hani Burak'ın da çok benim, işletme gelince zaten onu tartışacağım bir yer. Benim şeyim vardı, humanity dersim vardı. Humanity hocama şey demiştim, ben kapitalistim demiştim, böyle öcü görmüş gibi olmuştu kadın, yani onu hatırlıyorum. Nasıl yani kapitalistim derken falan demişti, böyle herkesin anti kapitalist işte solcu olması gerektiğini, kafası biraz açılmış herkesin solcu olması gerektiğini düşünüyordu hoca. Kapitalistim deyince böyle bak nasıl kapitalistsin yani falan. Şimdi AK Partili misin de diyemiyor çünkü AK Partili olmadığım da belliydi derslerde. Ama bu kafalarında o kalıplar var, hep onun üzerinden ilerliyorlar. Biz burada söyleseniz de ya hocaya işte hocam yani işte doğrusu bu falan diye anlatma şansınız pek olmuyor gerçi. Hoca dinlemiyor onu. Çünkü ben hocayım, sen kimsin ki bana anlatıyorsun falan diyor ama söylediğinizde de böyle çok anlamsız şeyler söylüyormuşçasına. Evet. Ama şimdi Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede henüz demokratik temeller oluşmadan liberalizmin ne kadar etkili olacağını düşünüyorsunuz? Şöyle yani. Aslında biz her zaman söylüyoruz, özgürlüğün ideolojisinden yanayız. Yani hakikaten kendinize bulunacak bir yer arıyorsanız, kendinizi ifade edecek bir yer arıyorsanız, siz zaten özgürlüğün ideolojisine bir noktada muhtaç kalıyorsunuz. Çünkü işte Burak'ın bizimle buluşma hikayesi hep şeydir, yani ben hem kendim gibi kalmak istiyorum, hem başkalarının da kendileri gibi kalabilme özgürlüklerinin olması gerektiğine inanıyorum. Bunu başka bir yerde yapamazsınız çünkü düşüncelerin birbirine tahakkümü söz konusudur. Dolayısıyla bizim de şu an durduğumuz nokta itibariyle hakikaten ilk önce özgürlüğün ideolojisine sahip çıkıp ondan sonra demokratikleşmeyi savunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar çok birlikte işleyen süreçler zaten. Fakat demokrasi hakikaten liberal yollarla kullanılmadığında özgürlük dışı demokratik yollara, yani sonuçta siz çoğunluğun tahakkümünden bahsediyorsunuz demokraside ve eğer bir liberal korunma mekanizması ve dengeleme demokraside. Aynen, dengeleme mekanizması yoksa o demokrasinin içinde siz kuvvetler ayrılığının olması gerektiği gibi koyamıyorsanız, belli karar mekanizmalarıyla bunu düzenleyemiyorsanız o demokrasi hakikaten sadece sandık demokrasisi haline geliyor. Bu da çoğunluğun azınlığa tahakkümüne dönüşüyor. Buna da zaten demokrasi denmiyor. O zaten aynen öyle. Ama literatür buna illiberal demokrasi demeyi de tercih ediyor. Çünkü bugün bakarsanız Türkiye hala liberal olmayan demokratik ülkeler arasında. Peki şöyle sorayım. Türkiye bugün de bir rapor açıklandı. Gittikçe otoriteleşen bir devlet yapısı söz konusu. Buna karşı sizin bu hareketinizde sorguladığınız ve buna karşı gündeme getirmeye çalıştığınız ne var? Şimdi buradaki... Mesela YouTube için dilekçe vermişsiniz. Bu çok güzel. Biz YouTube için dilekçeyi ilk 2007 yılında verdik bu arada. Onu da belirtmek istedim. O zaman çok kısa sürede bir şey... O dönemde de Atatürk'e hakaretten dolayı YouTube kapatılmıştı. Biz protesto etmiştik. Evet. Açıldı. Şimdi de Tayyip Erdoğan hakaretten kapatılıyor. Yani böyle bir hep bir kişileri kültleştirme, hep bir ifade özgürlüğünü sınırlandırmak için daima bir bahane bulma arayışı var. Ama biz sadece dilekçe vermekle de kalmıyoruz. Protestolarla da gündeme gelmeye çalışıyoruz. Çünkü biz barışçıl protestolardan yanayız tabii ki. Biraz da gündemde kalması amacıyla da gerçekten orijinal fikirler bulmaya çalışıyoruz. Mesela bu son internet yasağıyla ilgili yapılan düzenlemeye karşı biz bilgisayarlarımızı çöpe attık. Yani dedik ki bilgisayarlar zaten işe yaramayacak. Biz bu bilgisayarları niye kullanalım? Alın o zaman siz kullanın tarzında. Veya başbakanın yine kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar, biz bunu denetleyeceğiz dediğinde anahtarlarımızı AK Parti binasının önüne bıraktık. Dedi ki alın buyurun ya, utanmanız yoksa buyurun evimize gidin. Yani bu kadar artık, siz bu hale geldiniz. Ya da dershaneleri kapatacağız dediğinde insanların eğitim hayatını oyuncağa çevirdiniz. İnsanların eğitim hayatıyla oynamayın, alın oyuncaklarla oynayın diyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısına oyuncaklar bıraktık. Çünkü insanların eğitim hayatının oyuncak edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Herkes gibi biz de. Sayınız kaç? Şu anda biz aynı zamanda dernek olarak da faaliyet gösterdiğimiz için geçtiğimiz yıldan itibaren... Bir dernek değiştiniz bu arada. Evet, derneğe Tutuk Hoşgörü Derneği artık resmi bir tabanımız da var. Ve dernek çatısı altında 50 üyemiz bulunuyor. Fakat Türkiye çapında ulaştığımız kayıtlı 450 takipçimiz var. Yani bahsettiğim Liberal Gençlik Kongresi'ne gelen ve sürekli kontak halinde olduğumuz. Bunun yanı sıra Facebook'tan 5000 kişi bizi izliyor. Fan page'imizden. Twitter'da yine çok fazla sayıda takipçimiz var. Dolayısıyla aslında Türkiye'de gençlerin, üniversite gençlerinin özellikle de büyük bir bölümüne bir şekilde dokunabildiğimizi, hiç değilse internet üzerinden dokunabildiğimizi düşünüyoruz. Evet, bir eski liberal, yani adı eski liberal.
Ya yaşlı liberalleri neden harcadınız yahu? Biz de genç çıkmaktıydı. Çok hoş. Mesela dün üçüncü köprü inşaatında 3 işçi hayatını kaybetti. Bununla ilgili bir çok ciddi bir güvenlik sağlık var. Mesela bununla ilgili hemen harekete geçip yeni bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Genelde liberalizmle ilgili yanlış anlaşılmaların başında da şu vardır. Liberalizm eşittir sermayedarlık, işte kapitalizm eşittir daima sermayedarı över, işte bu devletin sermayeyi daima önünü açması gerekir vesaire tarzında bir yanlış anlaşılma var. Halbuki öyle değil. Liberalizmin çok temel bir derdi var. Bireysel özgürlüklerin korunması. Bunun başında zaten yaşama hürriyeti. Yani yaşama hakkı, hürriyet dedi artık. Yani yaşama hakkını temel alan. Bunu kesinlikle vazgeçilemez, devredilemez bir hak olarak kabul eden bir durum var. Ve yani mesela köprü inşaatında bir kişinin ölmesi böyle serbest piyasayla falan açıklanacak bir olgu değil. Bu bildiğiniz insan hakkı ihlali. Buna da mutlaka tabii ki tepki gösterilmesi gereken bir durum. Kavramları hep birbirine karıştırıyoruz. Yani bir işçinin güvenliğinin sağlanması çok ayrı bir şey. Yani sermayenin oradaki bir görevi var. O adamın işçiyi korumakla alakalı bir görevi var. Ama işçi ölümünün sebebi sermaye değil, orada çalışması değil. Bunu çok iyi ayırt etmek lazım. İşçinin sebebi bambaşka bir şey. Orada evet. Güvenlik zafiyeti. Evet, o güvenlik zafiyeti. Tabii. Bunun sağlanması, devletin yapması gereken işte burada işe giriyor. Bir insanın yaşama hakkı var ve bu yaşama hakkı en temel hakkı. En önce bunu koruyacaksın. Ve bu ihlal edildiyse hesabı sorulması lazım. Siz şu an genç olarak yaşam hakkınızı ihlal edildiğini düşünüyor musunuz Türkiye'de? Gezi'de ihlal edildi mesela. Ettiler yani. Ben Üsküdar'da makbul bir vatandaştım. Beşiktaş'a geçtim. Helikopterle gaz bombası attılar bana. Niye bilmiyorum. Sadece yaka değiştirdim. Ya şimdi insanlar bu sefer de şöyle diyorlar. Gitmeseydin oraya ne işin vardı? Beşiktaş'ta kız arkadaşımla buluşacaktım ve çevik kuvvet bana gaz bombasıyla saldırdı. Keza hastanelere bile bu saldırılar düzenlendi. Hani bu 1 Mayıs'ta da olmuştu, sadece Gezi özelinde de değil. Yani evet. İnsanlar hastaneye kaçtığında hastaneleri... Gezi'de var mıydınız? Gezi'de var. Evet. İlk günden son güne kadar hareket oradaydı. Hareket olarak da vardık. Yani evet, bireysel olarak da vardık. Örgüt bir şekilde de oradaydık. Ve birbirine benzemeyen birçok düşünceye sahip insanla bir arada olmaktan da gocunmadık açıkçası. Çünkü bazıları kategorik olarak reddediyorlar. Orada solcular var, orada Kemalistler var. Biz orada olamayız. Biz böyle kitaplarımızı götürdük, kütüphaneye koyduk, oradan kitap aldık. Kesinlikle. Ya devrimci Müslümanlarla yan yanaydık yani. Ama yaşlı liberallerden geliyordu böyle itirazlar zaten. Ne dedi? Yaşlı liberallerden böyle itirazlar geliyordu. Çünkü yaşlılar ne oldu bu yaşlı liberallerden? Yaşlılarda şöyle bir sendrom olduğunu düşünüyorum. Bunlar 80'li yıllar öncesinde ciddi bir karmaşa yaşamışlar. Ben yaşamadım. Tabii okuyoruz, evet. Belgesellerden vesaire görüyoruz ama ne zaman gençler bir araya gelse aman kavga çıkacak, aman yine bunları ayıralım noktasındalar, aman tadımız kaçmasın. Gezi Parkı'nda böyle değerlendirdiler. Yine sağ sol çatışması çıkacak. Yani şey de yok bizde, tartışma kültürü yok ya. Üniversitelerde ben kendimi bildim bileli kavga olduğunu biliyorum. Yani solcular ve ülkücüler mesela. Yani kimse de dememiş ki ya 25 senedir kavga ediyoruz, bir oturalım konuşalım. Ama Gezi yeni bir dil inşa etti. Yani onun kesinlikle hakkını vermek lazım. Evet. Bizim hocamız vardı, rahmetli Ahmet Taner Kışla'da ve ilk dersinde şunu söylemişti. Bir kişi 19'unda komünisttir, 30'unda liberaldir, 50'sinde muhafazakardır. Evet. Güzel demiş. Evet, doğru. Yani işte evet. Bence yaşında... Türkiye'de birçok insan 20'sinde de muhafazakar, 30'unda da muhafazakar, 50'sinde de muhafazakar. Muhafazakarlık biraz aslında genetik kodlarımızda var tabii ki. Öyle mi? İnkar edemiyoruz. Ailemiz muhafazakar mı? Mesela? Benim ailem muhafazakar. Esasında yaşam tarzı anlamında çok muhafazakar değildir ama bahsettiğim bu çekincelerden dolayı işte 2002-2012 arasındaki ekonomik kazanımları muhafaza etmek adına birçok özgürlük ihlaline ses çıkarmıyorlar. Halbuki ben de diyorum ki kısa var dedi. Belki bu kazanımlarınızı korursunuz ama... Bir dakika, neyi kazandılar aileniz? Yani işte refah. Tabii ekonomi yani mesela. Bir refahta bir iyileşme oldu. Yani ben bunu inkar edecek de değilim açıkçası. Yani böyle bir görece bir iyileşme oldu. Hı-hı. Bu görece iyileşmeyi kaybetmek istemiyorlar. Ekonomik standart gelişti. Bunu kaybetmemek için yani. Ben haklarımdan taviz verebilirim diyor. Böyle düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen. Özgürlük olması da olur. Ben yeter ki işte biraz daha... Peki ne diyorsunuz siz ailenize? Ben kısa vadede bu... Belki sen kazanımlarını koruyabilirsin ama uzun vadede hem iktisadi çıkarımlarını hem gururundan hem onurundan olursun. Yani gururundan onurundan falan hiçbir alakası yok. Çok basit bir şey var bunun. Zenginleşmek eğer insanlar özgürleşmezse mümkün değil. İnsanlar zenginlik ve özgürlük arasında bir doğru orantı var. Adam para kazandıktan sonra bu parayı harcamak istiyor ve bu parayı harcamak için de özgür olma ihtiyacı var. Aslında en basit şeyi bu. Evet, aynen öyle. Ve bu parayı harcarken de mülkiyet hakkının korunduğunun farkında olması lazım. Şimdi Türkiye'de mülkiyet hakkı diye bir şey yok. Yok. En temel 3 tane hakkın var. Yaşamak, özgür olmak ve mülkiyet yok.
dolaylı ve doğrudan vergilerle toplam gelirinin %60'ını devlete veriyorsun. Veriyorsun zaten, değil mi? Karşılığında aldığın hizmet Norveç'teki bir ortalama vatandaşın aldığı hizmet değil. Çok daha kötüsü. Ama %60'ını veriyorsun. Maaş bordrona baktığın zaman 3 milyar maaşın varsa 1 milyarını sen daha hiç haberin olmadan devletin kestiğini görmen lazım. Buna bakıyor muyuz? Bakmıyoruz bile. Çoğumuz genellikle. Zaten bu en önemli şey de bu. Mülkiyetinin farkında olmayan insan ne yaşadığının farkında da olmuyor gibi yani. Adamın gerçekten hayatının kontrol mekanizmalarının elinde olmadığının farkında bile değil. Bu çok ciddi bir sorun. Ve yani büyük bir ihtimalle böyle de devam edemeyecek ya. Bir yerde patlayacak illaki. Bir de patlayacak. Şunu da kusura bakmayın abi, bir tane ekleyeyim. Bugün başımıza gelen birçok şeyin nedeni de zaten devletin bu kadar hegemonik güç oluşturacak kadar hayatımıza nüfuz etmiş olması. Hem iktisadi anlamda hem sosyal anlamda hem de siyasal anlamda bu kadar büyük, bu kadar hantal devlet olduğu sürece zaten her zaman siz bir yönlendirme altındasınız ve refaha ulaşan ülkelere baktığınız zaman devletin büyüklüğü değil, devletin sınırlı olduğu ülkelerde zaten refaha ulaştığını. Siz de mi dediniz liberal demokrasilerin uygulanması? Demokrasiye ulaşan ülkeler zaten liberalizmden geçerek demokrasiye ulaştıkları için demokrasi aslında liberalizm demokrasinin bir ön koşulu. Yani demokrasinin oluşması için liberalizm başta var olması gerekiyor. Siz aslında... Vallahi bu sabaha kadar tartışılacak bir konu aslında. Çok da zevkli olur sizinle tartışmak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki sizden alayım en son. Tabii şöyle, yani temelde biz devlete neden vergi veriyoruz? Bizim canımızı korusun, malımızı korusun ve temel özgürlüklerimizin bir şekilde garanti altında olduğunu bilelim. Dışarıdan bir tehdit bize gelmesin diye. Fakat biz Gezi'de neyi gördük? Türkiye'de en yüksek derecede vergi verenlerden birinin malına nasıl zarar verilebileceğini devlet eliyle gördük. Bizim canımıza devlet sahip çıkmazken bir sermaye sahip çıkmaya kalktığında Gezi sonrasında nasıl bir farklı yoldan devlet müdahalesine ve soruşturmasına tabi tutulacağını gördük. Ve artık biz Türkiye'de öyle bir noktaya gidiyoruz ki siz verdiğiniz verginin ne takibini yapabiliyorsunuz ne de zaten hani bize çok gururla açıklanıyor. Ah, vergi rekortmeni işte, çok haklı bir kazanç vesaire. Hem nereye gittiği, devletin onunla ne yaptığı belli değil. Hem de devlet sizden bu vergiyi aldığında sizi koruyacağının hiçbir garantisi yok. O zaman neden bu vergiyi veriyoruz? Şeffaflık yoksa demokrasi yok yani. Şeffaflık istiyorsunuz. Tabii canım yani. Tabii. Zaten demokrasi hesap verilebilir bir devlet. Verginin hesabını sormaktır. Demokrasi dediğiniz şey bundan ötesi değil. Sadece verginizin hesabını soruyorsunuz. Milli irade sadece %45'in de değil bu arada. Yani vergi veren herkes %100. Yani %55'in hesap sormama gibi bir haksızlığı gibi bir şey söz konusu değil. Ben de hakkımı soracağım. Yani böyle bir o durum bakacak ama. Ya şimdi biz diyoruz insanlar şöyle bir şeyi var. Sandıktan çıkmış adam işte istediği gibi yönetecek kardeşim diyor. Demokrasi o adamın sandıktan çıktığı zaman istediği gibi yönetmemesi için var zaten. Onun istediği gibi yönetme hakkı yok. O anayasayla belirlenmiş kurallara uymak zorunda olan bir hizmetli. Peki şu anki yönetime ne ad koyuyorsunuz? Plebisteryen otoriter diyor. Siyaset bilimi böyle diyor. Plebisteryen otoriter. Evet. Yani evet, liberal yani, sandık demokrasi. Çoğunluktan seçiliyor ama otoriter kullanan. Diktatör diyor. Yani. Onun kibarcı. Liberal yaşlı hocalarımız bize böyle söyledi. Sorarlarsa plebisteryen otoriter yer dersin. Peki bu masada. Bunda altı çizilmiştir. Seçildiği anayasaya bağlı kalmayıp o anayasayı telefonlar üzerinden farklı hukuki yollarla yürütmeye çalışan, kendi hukukunu yürüten bir yönetimde diyebiliriz. Diktatör. Çünkü çok kanlı, çok kara. İşte Hitler'le diktatördü ama kimse ölmüyor falan filan. İsyanları hemen çıkacaktır biz diktatör demeye kalktığımızda. Zaten çok fazla hani diktatör dememize gerek de olduğunu düşünmüyorum. Ya Hitler'e indirmeye gerek yok. Diktatör var olabilir değil mi? Ya bekamazsınız. Twitter kapatırsınız ama yani. Çağımızın diktatörü tabii ki farklı. Kore'de kapatıyor. Sonra komik duruma düşüyoruz. Evet, bu arada evet. İran'da da seçimler oluyor. Yani ben bunu kesinlikle şeriat falan olarak da söylemiyorum. Yani siz seçimi temsili anlamda yapabilirsiniz. Sandık koyabilirsiniz. Birilerini seçebilirsiniz. Venezuela'da da seçim oluyor ama özgürlükleriniz garanti altında değil. Biz zaten seçimden önce bireysel özgürlükler. Yani seçimden önce bireysel özgürlükler gelir. Şöyle, biz Tulu Hanım'ı yarın idam edeceğiz. Hadi bunu halk oylamasına sunarız diyemeyiz. Çünkü Tulhan Hanım'ın bireysel özgürlüğü, yaşama hakkı her şeyden üstündür. Seçilmişlerden de üstündür, milli iradenin tercihinden de üstündür.
O bakımdan dolayıdır ki bizim için demokrasiden önce gelen şey bireysel özgürlükleri teminat altına alan sistemdir ki demokrasi tabii ki bununla uyumlu olduğu için biz Avrupa'daki liberal demokrasileri savunuyoruz ama bunu sağlamayan demokrasiyi de eleştirince biz açıkçası demokrasi karşıtı olmuyoruz. Biz hala özgürlükleri savunmaya devam ediyoruz. Peki siz şu an sivil toplum hareketisiniz. Türkiye'de sivil toplum hareketlerinin yolunun açılması gerekiyor. Şu dönemde de ne kadar önemli olduğunu gördük aslında. Daha çok gençsiniz ama ileride bir parti kurmayı düşünür müsünüz? Ya da bir partinin içinde yer almayı düşünür müsünüz? Bu sistemde gerçi hangi partide olursunuz bilemem ama. Ya bu şimdi şöyle bir durum var. Bu partiler yasası seçim sistemi şu anda milletvekili olacaksanız eğer sadece o partinin içindeki kukla olmanız olabilir. Başkası olamıyorsunuz. Çünkü parti içindeki bir denge mekanizması, parti içinde bir kurumsallık yok ve aşağıdan yukarı giden bir demokrasi değil. Yukarıdan genel başkanın atadığı insanların milletvekili olduğu bir demokrasi var. Bu şartlar altında ben siyaset yapsam bir partide zaten 3 gün sonra kovarlar beni. Deli bu, atın bunu diye. Biz parti şey olmaya kalksak zaten büyük ihtimalle Türkiye'nin en büyük sorunu olan barajı aşmamız çok zor olur. Hadi diyelim ki açtık. Zaten kendimizi ifade etmek için geliştireceğimiz yollar, yani bir şekilde hem teorik tabandan kopmadan ve insanlara körü körüne bir yüzyıllar öncesinde kalmış ve başarısız olmuş bir düşüncenin hayaliyle değil, gerçekten var olabilen, bu çağa ayak uydurabilen ve dimdik onların önünde ışık olabilecek fikirlerle ulaşmaya çalışırken, bir yandan da Türkiye'nin bürokratik düzeninde partilerle uğraşmak yerine hakikaten biz tabii ki güçlü adaylarımızı ileride parlamentoda görmeyi çok isteriz. Toparlayayım mı cümleyi? Şöyle diyelim ona. Şöyle diyelim. Ona şöyle peki demek lazım da biz eğer ki parti olamazsak bile hiç değilse o partileri etkileyecek seviyede bir lobicilik yapabileceğimiz bir şeyler olsa hiç değilse olabilir. Yani güzel olur. Partiye gerek yok illaki. Size bir şey söyleyeyim ben. Evet. Merkez medyada o kadar çok tartışma programı, haber programı var ve hep gördüğümüz insanlar tartışıyor ki emin olun ben şu gün şu saatte sizden aldığım zevki onlardan almıyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bir kez daha bekliyoruz. İnşallah. Ve yeni yaptıklarınız her şeyden bizi haberdar edin. Çünkü ben geleceğin gençlerin enerjisiyle yükseleceğini düşünüyorum ve sizin artık bütün bu kalıpları da bir kenara bıraktığınızı, son derece değerli fikirler ürettiğinizi gördükçe çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gece masasını bitirmek zorundayız. Siz de eminim ki çok keyif aldınız bu sohbetten ama yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Lafını da sevmiyorum ama geldik.